Yeti bak bir yemek değil mi? Al. Çıkaracaksın. Tamam, çıkaracaksın. Buraya CHP'li çıkacak, bana yanıt verecek. Tamam, ona ben yanıt vermem. Seninkiler o zaman... Ha, o zaman bana geçen hafta özür dileyeceksin demeyeyim. Burada özür dileyeceksin. Yalan dediğin ortaya çıktı. Kirada oturuyor mu oturuyor? Kimin evi ise kimin çocuğun, evi? Kendi çocuğunun evinde oturmuyor. Bak, nereden biliyorsun? Ben sordum. Kimin villasında oturuyor? Ben bizzat sordum. Neyi sordun? Öylesine söylerim. Başbakanın şu an oturduğu villa... Kimin villası? Kendi oğlunun falan değil. Kimin? Başka birinin. Kiminse kimin? Ankaralı bir yurttaşı. Sen Hüseyin Çelik misin? Bak sen bunu dersen ben bunu söylemek zorunda kalırım. Ben sana söylüyorum. Yazık size ya. Bak sen bunu söylersen. Siz değilsiniz. Bak. Siz embedded gazetecisiniz. Bak esas embedded sensin. Sensin. CHP'ye, genel kurmaya, tek laf ettirmeye. Hiçbir farkı yok. Ya git kardeşim, Yiğit Bulut neredendi, nereye geldi? Ümit Sinel'i, siz de Ümit Sinel'i. Konuşmam bitti. Ümit Sinel'i, sizin konuşmam bitti. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ben programdan ayrılıyorum. Ya bak Allah... Çünkü böyle adamlarla program yapmam ben artık. Ya sen yapışmış adamlarla program sen aynı şeyi yapıyorsun. Başbakana, sizler, başbakana. Sizlere yazıklar. Yani bak, hiç söyleyecek ya bir şey. Ya Allah aşkına ben sana bir şey söyleyeceğim. Bu sen bunu söyledin. Söylersin. Ben de bunu söyleyemez miyim? Söyleyemezsin. Söylerim. Birazcık şerefli insan bunu böyle yapmaz. Evet, söyleyebilirim. Ya konuya sen başbakanın villasına girersen ben ne kemal konuşurum? Kardeşim villa işi biter. SGK iş çıkar, burada konuşuruz. Bak, tamam. Ben utanır insan bak, böyle. Villa villadan Rasim sonra Ozan, çıkarıp bunu koymaya utanır villa insan. Villa işinde. Bak ben yazıklar sana olsun. Bak benim tavrım olsun. Benim şu kadar saygım vardı, onu kaybettim. Benim tavrım net. Ben bugün AK Parti, CHP, MHP. Sen bunların AK Parti'nin yapışmış adamısın. Yapışmış olsam demin... Senin gazeten Ahmet Altan gibisin. Bu hükümetin bakanına... Rasim Ozan Kütahyalı. Başbakanına şey... Sen daha CHP'yi Kılıçdaroğlu bir kere eleştirdin mi? Tek laf mı ettin? Rasim Ozan Kütahyalı. Beyler bir saniye lütfen, özür diliyorum ya. Lütfen ama ya. Yazıklar olsun ya vallahi ile. Sana yazıklar. Yani program şeyinde... Bu program burada bitti. Ya bir dakika lütfen sayın izleyicilerim, lütfen. Yani niye bitsin ki bu program? Siz söylediğinizi söylemediniz. Hayır buraya bu hayır, adam, bir dakika, bu adamlarla. Bir hayır bir dakika siz. Oralım, hep beraber siz burada. Siz burada. Bilmiyorum hocam ne der ama. Siz burada söyleyeceğinizi söylemediniz. Hayır söyleyemedim. Söyleyemedim. Lütfen söyleyin o zaman. Rica ediyorum söyleyin. Söyleyeyim. Yani burada sizin sözünüzü kesen mi var? Bir başbakan, lütfen, bir başbakanın oğlunun villasında yahut da akrabasının villasında kiracı olması şeyini kabul edemem. Tamam sorgulayın. Rasim müdahale etme. Müdahale etme. Müdahale etme. Ayrıca bunu böyle dışarıdan birisinin bu kadar savunmaya kalkmasını anlayamıyorum. Yani bırakalım çıksın desin ki o orada kalmadı, başka yerde kaldı. O orada kiracıdır, burada bilmem şudur budur. Ayrıca başka sorular da var. Ben soracağım, bunları sormak zorundayım. Ben bir gazeteciyim. Rasim Ozan Kütahyalı. Ben bir gazeteciyim. Benim sorum şudur. O çocuklar bundan 2,5 sene önce 25-26 yaşındayken 1 milyon lira nakit parayı bulup bu evi nasıl aldılar? Ben bunu sormak zorundayım. 3 milyon dolar verip o gemiyi nasıl aldı? Bunları sormak zorundayım. Burada anası, kardeşi, kendisi, tanesi 1,5 milyon dolarlık, toplam 7,5 milyon dolarlık villalara nasıl sahip oldular? Ben bunu sormayacağım da neyi soracağım? Ben bir gazeteci olarak utanırım bunu sormazsam kendinden. Nasıl arkadaş her onları soruyorsa bunu da sormak zorunda. Tamam, ben de bunu sorma. Ben de bunu sorma hakkına sahip. Peki, ha, bunun karşılığında bitmedi. Bunun karşılığında bak SGK'yı da batırmış 70'e, bu ayıp bir şey bu. Bunu ayrıca tartışırız. Ben derim ki benim elimde bu bilgiler yok. Burada bir CHP'li gelsin söylesin veyahut da telefona bağlan. Çünkü benim bunları cevaplaman da yanlış bir şey. Çünkü ben bu arkadaşlar gibi yapışmış bir adam değilim. Tam ama ya, araştırırım, bakarım. Araştırırım, bakarım. Doğru mudur, değil midir? Eğer doğruysa katılırım da. O zaman da buraya bağlanır. Kemal Kılıçdaroğlu ya da onun bir temsilcisi der ki biz bunu yaptık ya da yapmadık. Ama ben buradan bahsederken ya bak Kemal Kılıçdaroğlu da bunu yapmış demek. Hayır ben öyle demedim. Utanç verici bir şey. Bak Ümit Zileli bana bak. Tamam. Ümit Zileli bana bak. Ümit Zileli bak. Ben özür dile diyordum, istemiyorum özür dilemesini. Bak Ümit Zileli bak, ben bir şey söyleyeceğim. Artık özür dilemesin. Ümit Zileli ben senin bunları sonuna kadar savunan adamların başına gelmiyor muyum? Hayır şu anda gelmiyorsun. Her zaman bak bunları sonuna kadar savunma hakkını. Şunu yaptığın an bir ya boy. Bak. Sen başbakana, şunu, bu ülkenin başbakanı elinden geleni sormalısın. Şunu böyle çıkarıp bana, bana çıkarıp bak Kemal Kılıçdaroğlu da burayı batırmış dediğin an. Ben de bunu sormak istiyorum. Onu ayrıca sorardım. Ama ayrıca ama soruyorum. Başbakana karşılık bunu çıkardığın zaman. Karşılığında sormuyorum. İnsana derler bak, ki ayıp. Bak ben sana şunu söylüyorum. Peki. Ben programın başından beri farkında değil misin? Şu başbakan konusunda ne konuşmak istiyorsan söyle diye sürekli bastıran, bundan çekinilmemesi gerektiğini söyleyen ben değil miyim? Bunu ikiniz için de, Türkiye'deki bütün muhalifler için sürekli yapanlardan biri ben değil miyim?
Neyse, sürekli bunu yapıyorum. Ben de... özürden...